Eğer herkes aklını, fikrini bir kişiye emanet ederse sonu böyle olur. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki iddialar bitmek tükenmek bilmiyor. Ben bu konudaki düşüncelerim biliniyor zaten. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir. Şer cephesinin Gül'ü. %48.6 oranında oy alan Hayır Koalisyonu harekete geçti. Üst aklın AK Parti, MHP ve CHP'den kopan bazı isimleri bir araya getirerek yeni bir parti kurmak için start verdiği iddia ediliyor. Bu oluşumun içinde Abdullah Gül ve Meral Akşener gibi miadını doldurmuş isimlere vurgu yapılıyor. Abdullah Gül parti kursa oyunuzu verir misiniz? Vermem. Niçin vermezsiniz? Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum, ona niye vereyim ki? Ve asıl dikkat çekici konu. İngilizlerin baskısıyla Ahmet Türk'le de sık sık bir araya gelen Deniz Baykal'ın Abdullah Gül'le de bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Saadet'in başına geç. Bir diğer kulis bilgisine göre de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bazı çevreler tarafından telefonla arandı. Kendisine Saadet Partisi'nin başına geçmesi gerektiği briefingi verildi. Abdullah Gül parti kursa oyunuzu verir misiniz? Vermeyiz. Niçin vermezsiniz? Bize ne yaptı? 12 yıl işte Cumhurbaşkanı, 12 yıl, 2 yıl bize ne yaptı? Gül'ün 100 bin imzayla halkın talebi gibi gösterileceği ve bu yolla kendisinin ikinci tura taşınarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacağı da söylentiler arasında. Hem Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanımız, hem diğerimiz. Tabii. Yol arkadaşın Tayyip Erdoğan için aman senden yam, sakın ihanetçilerin yanına asla. Öte yandan Uluslararası Şer Koalisyonu hayır çıkınca bocalama sürecine girdi. Hayırın çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefe konularak bu doğrultuda politikalar hayata geçirilecekti. Ancak evetin çıkmasıyla planları alt üst oldu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyük katkılarıyla Türk siyasetinde önemli bir figür haline gelen Abdullah Gül, Türk tipi başkanlık sistemine karşı. Ben bu konudaki düşüncelerim biliniyor zaten. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir. Gül'ün İngiltere'de yaşayan oğlu Mehmet Emre Gül'ün 13 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gittiği sandıkta 2 oy kullanıldı ve ikisinden de hayır oyu çıktı. Abdullah Gül 2 Nisan'da Kayseri'deki evet mitingine de katılmadı. Öte yandan Abdullah Gül Deniz Baykal'la görüştüğü ve hayır cephesinin başına geçeceği iddialarını Twitter hesabından kötü niyetli ve maksatlı diyerek yalanladı.